Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Beşiktaş-Trabzonspor maçı ile ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Ama sonrasında da transferle ilgili edindiğim bilgileri ve yine transferi gerçekleştiren oyuncularla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Gedson Fernandes bundan böyle Galatasaray için oynayacak. 1,5 sezonluğuna kiralandı. Detayları birazdan paylaşacağım. İrfan Can Kahveci bir bilmeceye dönüşmüştü. Bence çözümü zor olmayan bir bilmeceydi. Bugün çözüldü. Fenerbahçe Başakşehir ile anlaşmış. Bunun da detaylarını ve bununla ilgili fikrimi de sizlerle paylaşacağım. Şimdi Trabzonspor iyi oynadı. Trabzonspor gücü oranında yapabileceği her şeyi yaptı. Geçtiğimiz sene bu zamanlar, bir hafta öncesinde Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı ile yollarını ayırmıştı. Yine Sergen Yalçın'ı getirmişti. Yani şu anda izlediğimiz Beşiktaş futbol takımı aslında nüve olarak Abdullah Avcı'nın yabancısı olmadığı, Abdullah Avcı'nın da emeği olduğu bir takım. Dolayısıyla Beşiktaş'ı iyi analiz etmiş. Buna göre kurgusunu oluşturmuş. Üçüncü bölgede Beşiktaş'ı baskılayıp Beşiktaş'ı çıkarmamaya, kanatları işler hale getirmeye uğraşarak Beşiktaş karşısına sonuca gitmeyi planlamış. Bu planı gerçeğe dönüştü. Birazcık da Trabzonspor'da bireysel oyuncu yeteneği üst düzeyde olsaydı ki son vuruşlarda beceri noksanlığı yaşayan başta Baker olmak üzere Giannini de bu kapsamda değerlendirilebilecek bir oyuncu. Sorun yaşadı Trabzonspor bu oyuncularla. İşte bireysel noksan, bireysel beceri noksanlığı yaşamasaydı Trabzonspor ilk yarıda belki maçı çözebilirdi. Çünkü bence çok etkin bir oyun oynadı. Maçın belli bölümleri dışında oyunun geneline hakimdi ve bence kazanmayı hak etti. Beşiktaş'ta Göztepe maçı, son kazanılan Göztepe maçı ki hakem kararları çok tartışıldı. O maçta başta olmak üzere galibiyet serisinin devam ettiği maçlarda da çok ciddi problemler vardı. Özellikle savunma organizasyonları, işte geriye dönüşlerle ilgili hızlı hücum yapabilen ya da önde baskı yapıp rakibi bunaltabilen takımlara karşı çıkmakta zorlanan bir Beşiktaş futbol takımı vardı. Bunu iki oyuncuyla yeniyordu. Josef de Souza ve Atiba Hutchinson. Bu ikisinin performansında bir aksama söz konusu olursa Beşiktaş takımı da bütünüyle aksıyordu. Bugün Atiba beklentilerin standartının altındaydı ve Beşiktaş ciddi problemler yaşadı. Sonrasında bence Sergen Yalçın bir risk alarak Atiba'yı oyundan aldı. Dorukhan oyuna girdi. Bildiğimiz Dorukhan, yani Eskişehir Spor'dan Beşiktaş'a geldiği ilk sezondaki versiyonuyla oynayan bir Dorukhan bu maçta iş yapabilir. Beşiktaş adına da durumu çözebilirdi. Çünkü doğrudan kaleye gidiyor, sıfıra iniyor. Doğru pas ortası, doğru orta yapma oranı yüksek. Doğru paslarla, araya bıraktığı paslarla arkadaşlarının gol bulmasını sağlıyor. Kendi kaleyi düşünüyor vesaire. Ama o görüntüsünden uzaktı ve talihsiz bir pozisyon yaşadı. Tabanını fazla kaldırdı rakibine karşı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. O andan itibaren artık Beşiktaş bütün riskleri, 3'ü belki de 4'ü yeme riskini de göz önüne alarak yüklenmek zorundaydı. Bunda maçın son 10 dakikasında 80 ile 90 arasında belli ölçülerde birazcık daha geriye alabiliriz. Belki 75'ten sonra bunu belli ölçülerde başardı ama o anda Trabzonspor özellikle 18 içerisinde topu uzaklaştırmakta bocalamasına rağmen, ki bu da yine beceri noksanlığından kaynaklanıyor, golü yemedi. Tabii yakından vurulan şutlarda Uğurcan yine ne kadar potansiyeli yüksek bir kaleci olduğunu gösterdi. Çabukluğuyla, reaksiyon verme gücüyle çok önemli pozisyonları kurtardı ve bence maçın adamı oldu. Ama işte Baker gibi, Giannini gibi son vuruşta ya da işte karar anlarındaki beceri noksanlığıyla zaaf yaşayan futbolcular nedeniyle bence maçı erken bitirme şansından mahrum kaldı Trabzonspor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. İlk yarıda çok iyi bir organizasyonla, yine kısa paslaşmalarla oyunu kanada yiyerek pozisyon yakaladı ve Beşiktaş'ı gafil avladı Trabzonspor. Baker kaleciyle karşı karşıya kaldı ama o kadar kötü bir tercih yaptı ki Ersin'i, yani onu bırakın eliyle ayağıyla bile kurtarma şansı vardı. Giannini yine Abubakar'ın gol attığı pozisyona benzer bir pozisyon yaşadı ama Abubakar kadar becerili olmadığı için aynı pozisyonda doğru vuruşu yapamadı, kafa vuruşunu yapamadı. Aynı pozisyon Abubakar'a geldi, ok gibi sıçradı olduğu yerden ve doğru kafa vuruşuyla golü yaptı. İşte bu şunu gösteriyor bize: sistem, organizasyon açısından Abdullah Avcı Trabzonspor adına rakibini, Beşiktaş'ı çok iyi analiz etmiş ve doğru bir sistemle, doğru bir takım oyunuyla yardımlaşmanın güçlü olduğu bir Trabzonspor'u sahaya sürdü. Bu anlamda tamam ama Beşiktaş bu anlamda takım oyunu açısından eksik kalmasına rağmen bireysel oyuncu niteliği ve becerisi açısından rakibinden çok üstün. Abubakar başta olmak üzere tek tek oyuncuları tartıya koyduğumuzda Beşiktaş'ın oyuncuları ön planda bence. İşte bu nedenle Trabzonspor kalesinde pozisyon yarattılar. Buldukları pozisyonu da Abubakar'la değerlendirdiler. Ama daha fazla rakibi baskılamaya çalışan, ofansı daha fazla yer almaya çalışan, kanatları daha işlevsel bir biçimde kullanan taraf
Trabzonspor'du ama sonucu erken gidemedi ya da işte 3'ü 4'ü bulamadı. Çünkü beceri noksanlığı yaşadı. İkinci yarıda da buna benzer pozisyonlarda beceri noksanlığı yaşadı. Beşiktaş 10 kişi kaldığında da Trabzonspor bence oyunu çok daha rahat götürmeliydi. Bunu da yapamadı. Ama tabii belli oyuncular var ki onların başında Uğurcan Çakır geliyor. Envakame 2 kişiyi sırtına alıp kaleye gidebilecek kadar güçlü ve nitelikli bir oyuncu. Zaten Victor Hugo'nun attığı golde ne kadar dar alanda iş yapabilecek bir oyuncu olduğunu da gösterdi. O kadar iri olmasına rağmen bilekleri çok yumuşak. Dar alanda çok güzel çıktı. Akıllı bir şekilde dışarı çıkardı topu. Dönen topu da oyun bilgisi çok yüksek olan stoper Victor Hugo çok büyük bir özgüvenle gole çevirdi. Victor Hugo mücadeleci, kaşı yarıldı ilk yarıda. Ona rağmen bütün hava toplarında kendini sakınmadan vardı ve başarılı oldu. Takipçiliği üst düzeyde, oyun bilgisi yüksek olduğu için golünü attı ve Trabzonspor adına gecenin en iyi isimlerinden bir tanesiydi. Uğurcan Çakır, Vakame, belli anlarda Ekuban ve Victor Hugo gerçekten Trabzonspor adına en iyiler hanesine yazılabilecek oyuncular. Ama sonradan giren bir Bakasetas var ki bence Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu, özellikle de forvet arkasında oynadığı zaman Alanyaspor'dan transfer edildi ve hemen sahaya çıktı. Çok iyi bir oyuncu, büyük bir oyuncu olduğunu gösterdi bence. Her takıma gerekli ve Süper Lig'de çok büyük iş yapabilecek bir oyuncu. Anastasios Bakasetas, çevre kontrolü mükemmel, pası verme şiddeti, pas verirken ortaya koyduğu meziyet mükemmele yakın, ters top atma özelliği, oyunu okuma özelliği, soğukkanlılığı vesaire. Bence onun girişiyle birlikte koşan oyuncuları da, bakmayın siz Baker beceri noksanlığı yaşıyor ama çok koşarak mücadele etti. Canini yine öyle. Orta alandaki pek çok oyuncu, Abdülkadir Parmak şanssız biçimde oyundan çıktıktan sonra ve defanstaki oyuncular Edgar Lee, ama bütün bunları yönetebilecek bir oyuncu olduğunu ve Trabzonspor'u mutlak bir biçimde orta sahada daha güçlü hale getirebileceğini gösterdi bence Bakasetas ve o girdikten sonra Trabzonspor orta saha egemenliğini pekiştirdi ve daha organize ataklar yaptı. Beşiktaş sözlerimin başında söylediğim gibi kazandığı maçlarda da defansta büyük problemler yaşadığını, kırılgan bir takım olduğunu, hücum organizasyonunun iyi olmasına rağmen ki Sergen Yalçın futbolculuğunda olduğu gibi doğrudan ve sade hücumları, doğrudan kaleyi düşünen anlayışı benimsiyor. Bu anlamda etkili olup gol atabiliyor Beşiktaş ama savunmada da gafil avlanıyor. İşte buna dur diyebilecek çözümü üretemediğini bir kez daha gördük Beşiktaş'ın. Ki Trabzonspor yüksek bir motivasyonla, büyük bir moralle de geldi. Süper Kupayı alarak, Başakşehir'i yenip Süper Kupayı alarak geldi. Hiç kuşku yok, bu da sahaya etki edecekti. Yani olayın motivasyonel yönü açısından da Beşiktaş rakibine karşı çok büyük önlem alamadı. Çünkü reaksiyoner davranamadı. Ama Trabzonspor hem motivasyon açısından hem oyun stratejisi açısından Beşiktaş'ı kendi alanında, yani Trabzonspor'un 3. bölgesinde, Beşiktaş'ın 1. bölgesinde sıkıştırarak ve kanatları iyi kullanarak, özellikle kanat beki olarak kullanılan oyuncular Rıdvan, sonradan giren Ensakala'nın arkasına top atarak, Rossi'nin arkasına top atarak güçlü oyuncularıyla, hızlı oyuncularıyla sonuca gitmeye çalıştı. Zaman zaman bunu Canini yaptı. Envakame topla yaptı bunu. Yani topla kendi götürerek, topu taşıyarak yaptı. Zaman zaman işte savunmadan çıkan oyuncular yaptı. Kanat bekleri yaptı. Trabzonspor böylece sonuca gitmeyi başardı. Bence maçı hak eden taraf Trabzonspor'du. Şimdi gelelim transfer meselesine. Galatasaray, Fatih Terim'in tanımladığı gibi bir fırsat transferine daha imza attı. Bence Yedlin bir fırsat transferiydi. Çünkü oradan çıkması muhtemeldi. Newcastle'dan alacaklarını bırakarak çıktı. Yedlin Galatasaray'ın oyuncusu oldu. Normalde Galatasaray sağ bek aramıyordu. Yani Şener vardı. İşte Martin Linnes oynuyor. Ne kadar çok yetenekli saymasanız bile standartını koruyarak oynayan ve bence gerçekten iyi bir profesyonel. O bakımdan Fatih Hoca'nın bir açıklaması vardı. Yani biz ilk planda sağ bek düşünmüyoruz diye. Haklı bir tespitti bu bence. Ama bir fırsat çıktı Yedlin gibi. Çok fizik ve enerji gücü yüksek, atletik bir oyuncu buldu Galatasaray. Oradan çıkıyordu, İngiltere'de şansı yoktu belli problemlerden dolayı ve Galatasaray için serbest bir oyuncuyu transfer etmek bu zorlayıcı maddi koşullarda çok önemliydi. Dolayısıyla fırsat varken Omar'ın da bu sezon oynayamayacağını bildiğimiz için Yedlin transfer edildi. İkinci fırsat transferi de Gedson Fernandez oldu. Şimdi Benfica'da oynadığı dönemlerde Fenerbahçe'yle yapılan bir Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında gol attı Kadıköy'de bildiğim kadarıyla. Etkili bir oyuncu. Forvet arkasında çok etkili. Ve orta sahada göbekte oynayabiliyor. Her iki ayağını kullanıyor.
ben oyun bilgisinde yüksek olduğunu, fizik gücünü iyi kullandığını ve her şeyden önemlisi Fatih Terim'in istediği standartta hırslı, yani oyun ruhu açısından mücadeleci ve mücadeleyi bırakmayan bir oyuncu olduğu kanaatindeyim. O bakımdan Galatasaray'ın bence çok isabetli transfer yaptığını söylemek yanlış olmaz. Bana göre çok isabetli bir transfer yaptı. Çünkü İrfan Can iyi bir oyuncu, takdir etmek lazım. Umarım daha iyi olur, milli takımımız adına büyük işler yapar. Ama İrfan Can için istenen bedeller maalesef İrfan Can transferini tam anlamıyla bir spekülasyona dönüştürdü. Dolayısıyla çok fazla ısrar etmemek gerekiyordu. Bir fırsat transferi, kiralık olarak Gerson Fernandez'in gelmesi çok isabetli oldu. Yarın öğle saatlerinde 12-1 gibi İstanbul'da olacak ve Galatasaray'a katılacak. Galatasaray'ın yeni oyuncusu Gerson ve Benfica kulübüne 1,5 yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon euro ödüyor Galatasaray. Oyuncu da sanırım 1,5 milyon euro kazanacak. Bu transferin detayları böyle. Yani Benfica ile her konuda anlaşıldı. Hem Galatasaray'dan bunu doğrulattık. Zaten Galatasaray bir açıklama yaptı. Hem de Benfica'ya yakın gazeteci arkadaşlarım Portekiz'de. Onlar konuştular Benfica yetkilileriyle. Ben de onlarla konuştum. Bir tanesi Sergio Crintinas, Record gazetesinin haber müdürü. O da aynı bilgiyi verdi. Oyuncu İstanbul'da olacak ve Galatasaray ile hafta başı çalışmalarına başlayacak. Tabii bilmiyoruz koronavirüs prosedürü gereği derbi kadrosunda olacak mı? Başakşehir maçında olması beklenmiyor yurt dışından geldiği için. Ama derbi kadrosunda olabilir belki. Bütün bu prosedürü de yarın Radyo Spor'da yapacağım programda sizlerle paylaşacağım. Bence çok isabetli bir transfer oldu. Gerçek bir fırsat transferi ve çok isabetli bir transfer oldu. İrfan Can Kahveci'de 10 milyon euro artı Deniz Türüç ve bir oyuncunun bütün hakları karşılığında Fenerbahçe'ye gidiyor. İrfan Can normalde Galatasaray'a gelmek istiyordu. Bence daha önce Alper Potuk meselesinde olduğu gibi bu oyuncunun da kariyerini etkileyebilecek nitelikte bir operasyon oldu. Çünkü İrfan Can potansiyeli yüksek bir oyuncu, kabul ediyorum, ama bu paraların oyuncusu değil. Yani bu paralar oyuncuya da zarar verir. Bence Başakşehir de bu transferle belki kasasını doldurur ama oyuncunun kariyeri açısından çok hayırlı bir işe imza atmadı. Çünkü Fenerbahçe'de çok sayıda oyuncu var ve o oyuncular arasında İrfan Can'ın kadroya girmesi, istediği oranda süre bulması bence zor. İrfan Can belki Başakşehir'den çıkmalıydı ama daha çok oynayabileceği bir takımı tercih etmeliydi. Avrupa'dan teklif gelmedi, Galatasaray'dan teklif geldi ama Başakşehir illa para dedi. Fenerbahçe'de işte rakibine böyle bir oyuncuyu kaptırmamak, eğer kaptırıyorsa bile daha fazla para harcatmak adına bir politika yürüttü. Ve İrfan Can konusunda anlaşma sağlandı ama bu paralar gerçekten bence yani bu piyasa standardını bozan, İrfan Can'ın da kariyer açısından doğru olmayan bir operasyon oldu ve bu paralarla yapılan bir transferin ben kimseye fayda sağlamayacağı kanaatindeyim. İrfan Can oynarsa Fenerbahçe'de, Mesut Özil'i keserse, Pelkas'ı keserse, Hakan Yandaş, Mert Hakan Yandaş'tan daha iyi olursa, çok süre alırsa milli takımımız adına da iyi. Onun kariyeri açısından da iyi ama böyle bir olasılık söz konusu mu bilmiyorum. Rotasyonda oynayabilir, süre alabilir ama onun arzusunu hepimiz net biliyoruz. O sürekli oynamak istiyor ve oynayarak milli takıma güçlü gitmek, Avrupa Şampiyonası'nda da milli takımımızın değişmez oyuncusu olmak istiyor. O bakımdan kariyer planlamasını yapması çok önemliydi ama iş İrfan Can'a kalmadı. İş ağırlıklı olarak Başakşehir ne istiyorsa, Başakşehir'in maddi çıkarları neyi gösteriyorsa o doğrultuda şekillendi. Burada ortaya çıkan ezeli rekabetten kaynaklanan politikada bence İrfan Can'ın kariyer planlaması açısından onun iradesi dışında bir durumun ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. O bakımdan ben bunun İrfan Can adına çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Yanılıyor da olabilirim. Belki de gider çok başarılı olur. Başarılı olmasını temenni ederiz. Sonuç itibariyle Türkiye'ye, milli takıma hizmet eden bir futbolcu. Ama Galatasaray'ın burada takındığı tavır doğru. Çok fazla ısrar etmemek gerekiyordu. Çünkü bu paraları vermek Galatasaray'ın yakın dönemdeki maddi çıkarları açısından büyük bir hata olurdu. İrfan Can iyi bir futbolcu ama bu paralar verilerek İrfan Can gibi bir futbolcu da transfer edilmez. Yani sonuç itibariyle Avrupa'nın elit takımlarından birinci sınıf bir oyuncu almıyorsunuz. Bu gerçeği de göz ardı etmemek lazım. Ona verilecek para yerine çok daha azını ödeyerek işte Edson Fernandez gibi orta sahada çok yönlü, orijinal bir orta saha, Fatih Terim'in istediği gibi bir oyuncu almış oldu Galatasaray ve bence doğru tutumu sergiledi. Yedlin'le birlikte yapılan transferler, Mustafa Muhammed'in de gelişiyle o
forvet konusunda, forvetlerin gol üretkenliği konusunda da sorun yaşamayacağı kanaatindeyim ben. Galatasaray'ın ki onun askerlikle ilgili bir sorunu olduğu yönünde spekülasyonlar ortaya çıktı. Böyle bir sorunu olduğu kanaatinde değilim. Çünkü bunun bir spekülasyon olduğunu söylüyor Mısırlı gazeteci arkadaşlarım, Cuma günü yayınımıza konuk olan arkadaşlarım. Dolayısıyla onun da gelişiyle birlikte Galatasaray bence son anlarda da olsa transferde yapması gereken hamleleri yaptı ve Mbaye Diagne Galatasaray'dan çıktı. Bence bu da önemliydi. Galatasaray sistemi içerisinde asla faydalı olamayacak bir oyuncuydu. İşte gitti Newcastle'da belli bir süre almış. Ve düzeltiyorum, West Brom'da. West Brom'un oynadığı maçta West Brom da aldığı sürede bir de asist yapmış. Yani gol pası vermiş. Orada başarılı olabilir mi? Göreceğiz, bakacağız ama Galatasaray'da olması mümkün değildi. Dolayısıyla Mbaye Diagne'nin de Galatasaray'dan çıkartılması bir şekilde ve Galatasaray'ın 1,5 milyon sterlin sadece kiralama bedeli olarak kazanmış olması bence büyük bir avantaj, doğru bir iş oldu Galatasaray yönetimi adına. Hepinize mutlu günler diliyorum, mutlu haftalar diliyorum. Düzelterek söylemek gerekirse yeni bir haftaya başlıyoruz. Hafta içinde pek çok video ile yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.